Gel. Aa, Alihan hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Vallahi Yıldız'ın hamileliğinden ötürü biraz hareketli son günlerde. Evet, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Toplantıya girmeden bir kahve içmek ister misin? Abi almayayım şimdi, direkt geçelim toplantıya. Olur. Gel. Halit Bey, Sıtkı saatinizi getirdi. Tamam. Bakımını yaptırmış. Teşekkür ederim. Ey gidi günler ey. Erim'in doğum günü yaklaşıyor. Bahsetmiştin abi, biliyorum. Ona güzel bir hediye vermek istedim. Biraz da anlamlı olsun. Hı hı, çok iyi düşünmüşsün. Bu saati şirketimden kazandığım ilk parayla almıştım. Şimdi de erime hediye edeceğim. Sence nasıl? İyi misin? İyiyim. Rengim bembeyaz oldu. Tansiyonunu ölçtürelim mi? Hatta toplantıyı iptal ettirebilirim yani. Alihan, son günler çok ağır spor yapıyorsun. Ondan olabilir mi? He? İyiyim. Merak etme. Sonra bana bildir durumunu. Merak etmeyeyim. Alihan Bey. Nezaketin yerden çık. Çıkayım mı? Nezaket Hanım izinlisin, çık. Çabuk. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Hem annem, hem ablam. Hem annem, hem ablam. Thank you.
Şerefsiz! Şerefsiz! Seni geberteceğim! Geberteceğim seni! Seni yavaş yavaş öldüreceğim! Geberteceğim! Yavaş yavaş! Alo? Zeynep Hanım. Nezaket Hanım, ne oldu ya? Sesiniz ne? Ay, Zeynep Hanım, hemen buraya gelin. Ali Han evdeki her şeyi kırdı döktü. Delirmiş gibi. Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Hadi lütfen. Zeynep. İstemiyorum. Bırak. Ya sen kime sinirlendin bu kadar? Ne oldu böyle? Dileye mi bir şey oldu? Ha? Kimseye bir şey olmadı. Ay çok kötü. Zeynep. Evine git. Ya deli misin sen? Ben seni böyle bırakamam. Saçmalama. Gitmiyorum evime. Zeynep. Alihan, ya hani her şeyi konuşacaktık biz. Anlat lütfen. Acıyor mu? O zaman ben giderim. Alihan. Alihan lütfen gitme. Ya ne oldu, ne olursun anlat. Alihan. Alihan nereye gidiyorsun ya? Ne oldu ben gelmeden önce? Biri mi aradı? Bir şey mi oldu? Ne bileyim. Alihan geldiğinde deli gibiydi. Camı çerçeveyi indirdi gördüğün gibi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Uf, Alihan. Hakan'ı arayayım. Efendim Zeynep'ciğim. Hakan. Hakan çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu? Ben Alihan'a geldim şimdi. Camı çerçeveyi indirmiş, evde kanıyordu. Anlat dedim, hiçbir şey anlatmadı. Çıktı gitti. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Tamam, tamam. Sen sakin ol, tamam mı? Neredeydi Alihan? Ya Halit'le toplantısı vardı. Ne oldu bilmiyorum. Onu mu arasam ben acaba? Yok yok yok, sen şey yapma, tamam mı? Belki işle ilgili bir tartışmışlardır, bir anlaşmazlık olmuştur. Ya Hakan, Alihan işle ilgili bu kadar kızacak bir adam değil. Sen de biliyorsun bunu. Tamam, sen sakin ol, orada bekle. Ben bir Halit'i yoklarım, tamam mı? Kimseyi telaşlandırmadan halledelim şu işi. Tamam, tamam. Haber bekliyorum. Bana haber ver, olur mu? Ara beni. Efendim. Bağla kızım. Hakan merhaba. Ben de seni arayacaktım. Merhaba Halit Bey. Hayırdır? Alihan, bugün ofiste biraz fenalaştı da. Nasıl fenalaştı? Galiba tansiyonu düştü. Sonra toplantıya da katılmadı, gitti. Gün içerisinde çok aradım ama ulaşamadım. Umarım iyidir, her şey yolundadır. Hayır, yok yok, önemli bir durum yok. Ben de ona haber vermek için aramıştım sizi. Yorgunluğa bağlı bir durummuş, birkaç güne geçer dedi doktor. İyi, buna sevindim. Sen de söylesene, bu aralar biraz spora ara versin. Pekala, söylerim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ah be Alihan, ah be Alihan. Nasıl bu hale geldin be arkadaşım sen? Her şeyi öğrendim baba bugün. Yalnız cehennemin değil. En yakın arkadaşının da ihanetine uğramışsın. Keşke burada olsaydım. Bana bir yol gösterseydin. Ne yapacağımı söyleseydin.
intikamını alacağım. O şerefsiz sana ne yaşattıysa bin mislini yaşayacak. Söz. Söz. Nereden bildin burada olduğunu? Bir sıkıntı yaşadığında buraya geleceğini biliyorum. Zeynep meraktan ölmüş. Ne oldu Alihan? He? İşle ilgili bir sıkıntı mı oldu? Zeynep bile aran mı bozuk, bir şey mi yaşadınız? Ne oldu anlatsana. O adamı buldum. Hangi adamı? Küçükken annemin yatak odasında gördüğüm adamı. Ne diyorsun sen? Nasıl? Saatten tanıdım. Kimmiş? Halit. Nasıl olur? Kerim'in doğum günü için hediye edecek bir saat bana gösterdi. Alihan, o saatten bir tane mi var? Nereden biliyorsun o olduğunu? Hakan. Ben o anı milyonlarca kez yaşadım tekrar tekrar. Bir gün denk gelirsem sahibini unutmayayım diye. Hep onu yaşadım. Erim'e vereceği saatin arkasında bir tarih yazıyor. Çocukken sehpanın üstünde bulduğum saatin arkasında yazan tarihle aynı. Tesadüf olamaz. Babamın en yakın arkadaşı. Ortağı evimizden çıkmıyor. Bak beni dinle şimdi, tamam? Bak her şey çok güzel gidiyor. Tamam, geçmiş geçmişte kaldı. Unutmamız lazım geçmişi. Hiçbir şey geçmişte kalmadı. O babamın hayatını mahvetti. Sonra gitti benim ablamla evlendi. Ben bu olanları onun yanına bırakır mıyım? Bak kafandan ne geçiyor hepsini biliyorum. Hep aynı şeyleri hissediyoruz ama sakin olmamız lazım. Sana aklımdan geçenleri söyleyeyim mi Hakan? Onu paramparça etmek istiyorum. Anladın mı? Öldürmek istiyorum. Sabah zor tuttum kendimi onun kırıklarını sıkmamak için. Sonra bir baktım ölüm onun için büyük bir ödül. Acı çekecek. Benim gibi. Bu kadar kolay olmayacak. Bu kadar kolay olmayacak. Bitti mi? Bitti. Ne kadar borcum? 300 lira. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. İyi günler. Nezaket Hanım, daha önce böyle bir şey olmuş muydu hiç? Zeynep Hanım, ben Alihan Bey'in yanında 13 yıldır çalışıyorum. Daha önce de Zehren Hanım'ın yanındaydım. Tabii sinirlendiği oluyordu ama hiç böyle bir şey yapmamıştı. Of. Şu kapıdan bir girse içim rahat edecek ama. Alo Hakan, ne oldu, bulabildin mi? Buldum. Tamam.
gaz şirketiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış. Biraz tepesi atmış, tamam mı? Önemli bir şey yok, merak etme. Sen işle ilgili olduğuna emin misin ya? Eminim Zeynep. Merak etme, tamam, emin ol. Allah Allah, nerede buldun peki? Nereye gitmiş? Evin oralarda dolanıyormuş da karşıma çıktı. Ben de hemen denk geldik, buldum yani. Merak etme sen, tamam mı? Anladım. Ya şey Hakan, onun eli çok kötüydü. Hastaneye götürdün mü? Yok yok, istemedi. Çok da önemli bir şey yok zaten. Eve gelince bakarsın sen, tamam mı? Tamam, tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bulmuş, geliyor. Çok şükür. Eline bir baktıralım mı? Gerek yok, iyiyim. Zeynep'le konuştum. Gaz şirketiyle ilgili sıkıntı yaşadığını, biraz sinirlendiğini ama şimdi iyi olduğunu söyledim. Eve gidince anlatırsın durumu, vaziyeti. Ne anlatacağım Hakan? Yani böyle bir durum anlatılabilir mi? Ne diyeceğim gidip? Alihan bak, saçma sapan sinirlenip de Zeynep'i üzme, tamam mı? Her şey daha yeni yoluna girdi. Halit'ten intikam alacağım diye hayatını mahvetme boşu boşuna. Ne yapayım? Yaptıkları yanına kâr mı kalsın şerefsizin? Bak, ödeşmek istediğinin farkındayım, tamam mı? Yani acılar çektim biliyorum. Ama birinin hayatını mahvedeceğim diye kendi hayatını da mahvetme. Hakan, ben bu anı bir ömür bekledim. Sonuçları ne olursa olsun, ben hazırım. Tamam. Hakan'a da gitmemişsin. İyiyim. Gerek yok. Önemsiz. Çok merak ettim seni. Ne oldu sana? Niye bu kadar sinirlendin? Zeynep, bana soru sorma. Olur mu? Çok korktum sana bir şey olacak diye. Korkulacak bir şey yok. Geçti. İyiyim. Anlatamayacağın kadar kötü bir şey mi? Zeynep, üstüme gelme. Tamam. Tamam. Aç mısın, sana bir şey hazırlayayım mı hemen? Değilim. Biraz uyu istersen, ben beklerim seni burada. Biraz dinlensem iyi olacak. Tamam. Zeynep, yanımda ol. Acıyor mu çok? Acımıyor. Emin misin? Süveyda ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Süveyda kalbin tam ortasında siyah bir nokta. Yani aslında orası yoğun bir kan damlası ama kalbin en değerli yeri. Rivayete göre insanlar en sevdiklerini bu noktada taşırlar. Bu noktanın adı da Süveyda. Yani sevda. Ya o nokta? Gizli kötülüklerin saklandığı yerse. Yani öyle bir şey bizim için mümkün olamaz çünkü biz öyle insanlar değiliz. Değil mi? Hı? Biz öyle insanlar değiliz, değil mi dedim? Değiliz. Değiliz.
Yapacaklarım için beni affet. Güne babamı affederek başlamak ister misin? Gülümsüyorsan kapıyı aç. Çok. Bir daha oğlum böyle şeylere alet edersen çok kötü olur. Yani ben bugünleri düşünerek köpek sahibi olmak istedim. Çiftliktekileri de hesaba katarsak daha çok şansım var. Bak sen çok şımardın ha. Özür dilerim. Bir şekilde öfkemi kontrol edebilmeliydim, yapamadım. Merak etme, farkındayım. Sonsuza kadar söylenmek ve bu konuyu uzatmak istiyorum. Ama yapmayacaksın. Değil mi? Niye yapmayayım ya? Benim hakkım değil mi dırdır yapmak, trip atmak? Hakkın. Ama bizim gibi çiftler için biraz sıradan değil mi? Ben zaten seninle sıradan olmak istiyorum. Zorlasak olur muyuz acaba? Ha? Aman neyse, boş ver. Zaten öyle yıpranırız. Hadi gidelim, kahvaltı yapalım. Yok, yapamam ben. Şirkette bir sürü işim var. Şirkete gitmeden önce eve Kaju'yu bırakalım. Ondan sonra bana arabada bol bol surat as, rahatla. Ben de rahatlayayım. Olur mu? Yapacağım zaten. Zaten öyle yapacağım. Gel Kaju'da. Gel biraz trip atalım. Gel birazcık trip atalım. Gel. Çünkü babam bunu hak etti. Ne durumdasın? Yani işte şirketlerle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Brüksel'de bir tanıdık bulduk. O bize yardımcı olacak. En yakın zamanda şirketleri kurup önüne dosya halinde getiririm. Daha hızlı olmamız lazım. Gerekirse buradaki işlerin hepsini bırak, bir tek bu konuyla ilgilen. Tamam, zaten ilgileniyorum Alihan. Artık bir süre konuşmasak, şu konuyu bir kapatsak. Ben istediklerimi alana kadar bu konu kapanmayacak. Tamam. Tamam da ben senin iyi olmanı istiyorum, toparlanmanı istiyorum arkadaşım. İyiyim ben. İyi olmasam, toparlanmış olmasam o halite yapacaklarım bambaşka olurdu, inan. Biraz da Lüksemburg'daki firma üzerinden alım yapalım diyorum. Ne dersin? Olur. Olur. Ama hemen değil. Ara verelim biraz. Tamam, merak etme, sen o konuda çok dikkat ediyoruz. Alihan, ne diyeceğim? Zeynep bir şeylerin ters gittiğini ve bunun Halit yüzünden olduğunu farkında. Abi, Zeynep üzülmesin diye babama olanları göz ardı mı edeyim Hakan? Her seçim bir vazgeçiş. Sen neden vazgeçtiğinin farkındaysan ve buna razıysan benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok.
Benim kararım değişmedi Hakan. Bizim tek bir amacımız var. Ve buna iki farklı yoldan erişeceğiz. Ender Yıldız'la alakalı etrafı karıştırıyorken Halit işten uzaklaşacak ve bu konularla ilgilenecek. İşte tam o sırada harekete geçeceğiz. Tamam, Ender'e dosya gitti de oralı olmadı. Önemli değil. Ne yapıyorsa yapsın. Önemli olan Halit'in meşgul olması. Tamam. Zaten hayatı boyunca kadınların kavgalarının konu olmaktan başka bir işe yaramadı. Bence de öyle. Ciddi söylüyorum ya. Onun da hoşuna gidiyor bu durum. Bütün kadınlar bunun için tartışsınlar, birbirlerine girsinler. Bayılıyor. Narsist bir şerefsiz olduğu için kendisi bundan besleniyor. Beslensin, beslensin. Bizim de işimize gelir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne kadar uzak işten, o kadar iyi. Gelsin. Gel. Alihancı. Ender hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Artık kim kime yardımcı olacak, ona bakacağız. Anlaşılan buraya önemli bir konu konuşmaya gelmişsin. Gönderdiğin paketi aldığımı söylemek için geldim. Anlamadım. Yıldız'la ilgili belgeleri senin gönderdiğini biliyorum Alihan. Bu konuyu bu kadar çabuk ortaya çıkardığına göre bizim Hakan olayı kotaramamış, ha? Zeki kadınsın Ender. Beni hafife almanıza üzüldüm doğrusu. Kaynağımı bilmeden böyle bir işe girmezdim zaten. Madem bu işin gizemi gitti, buraya sohbet etmeye gelmediğinde aşikar dinliyorum. Anlat Ender. Evet, sohbet etmeye gelmedim. Ama kafamda soru işaretleri de yok değil. Anlamadığım, bir anda ne oldu da seninle aynı tarafa geçtik? Bunu sana söyleyemem. Ben de akıllı bir kadın olarak bunu irdelemem. Yeter ki güçlerimizi birleştirelim. Benimle ilgili yanıldığın bir nokta var Alihan. Benim derdim artık sadece Yıldız değil. Ben Halit'ten de intikam almak istiyorum. Benim canımı yaktığı gibi belli ki seninkini de yakmış. Önerin ne? İkimiz bir olursak Halit'i alt edebiliriz. İkimiz de Halit'i çok iyi tanıyoruz. Ona en büyük zararı maddi olarak verebiliriz. Parası onun her şeyi. Parası biterse Halit de biter. Ender, bu büyüklükteki bir holdingi bitirmek çok zor. Özellikle diğer ortağı benken. İmza yetkilerinin bir tek bende ve Halit'te olduğunu düşünürsek bu holdingde sermaye arttırma imkansız. Anladın mı? O zaman size yeni bir ortak lazım. Bize ortak mı olacaksın Ender? Aynen öyle. Nasıl olacak peki bu iş? Yani bu duruma izin verecek mi Halit? Ona sormayacağız. Nasıl yani? Halit'in erimin doğumunda bana verdiği şirketin %5 hissesi var. Bugüne kadar hiç işime yaramadı. Ama madem savaştayız, bu hissemi sana seve seve verebilirim. Böylece şirkette Halit'ten daha fazla söz hakkına sahip olursun. Güzel fikir. Kral. Peki ne istiyorsun bunun karşılığında? Çok basit. Benimle evleneceksin. Hem ortağın, hem karın olacağım.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.